bakalım bu birbirine, bu geç kavuşmuş çiftimizin, bir bakalım, görelim. Karalamaya çalışıyor. Aynı şekilde beraber olsaydık niye beni istemedin? Neler neler yazmış. Benim bilmeyeceğim bir sanıyorum. Hepsinden haberim var. Senin de karalamaya çalışıyorlar. Gözümde gördüm her şeyi. Beni de karalamaya çalışıyor kendisi. Yayınlar açıp benim hakkımda yalan yalan şeyler de söylüyor. Ben artık kale almıyorum. Ekstra bir takıntılı cevap vermek için yayını açmayacağım. Takıntılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar zaman geçmiş. 2-3 aylık ilişkin bitebilir, başkası olabilir. Çok ezikçe hareketler. Bana göre çok ezikçe hareketler. İlişkin varken bir şey olmadı. Ya kendi sonuçta yaptığı şeylerin hiç haddi hesabı yok. Bana ilişkide ilişkiyi zehir edip beni aşağı çekmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Yayınlarda olsun beni kötülemek için, ki ilişkimiz devam ederken de bunu yaptı. Ya bu kadın şu anda böyle bir şey olduğu zaman, ilişkimiz bittikten bir ay sonra böyle bir şey yaşandıysa da, yaşanmadı dışarıda ama böyle bir şey yaşandıysa da buna hiçbir şeyden hakkı yok, kimsenin yok. Rümeysa'nın yani hiçbir şeyden haberi yok. Benim Rümeysa'ya karşı şu anda söylüyorum, bunu daha önceden söylemedim. Tamam, bu kadar uzattım çünkü emin olamadım acaba bu his mi ya da başka bir şey mi diye. Bunu son günlerde anladım. O galada geçen muhabbetlerden sonra yani gerçekten bunu artık herkese karşı anlatmak istedim. Herkesi bilsin istedim. Şu anda söylüyorum, Rümeysa'ya aşığım. Anladın mı? Aşığım. Aşık o şekilde. Bana. Evet, aşık oldum sana. Neyime? Duruşuna, insanlara verdiğin tepkilere, insanların o kadar çirkinleşmesine rağmen senin sakin ve karakterine yakışır bir şekilde üslubuna cevap vermene, insanlara savaşmana, buradaki herkes, bütün kızlar senin üstüne geliyor. Bunların hepsine karşı savaşmana, dik durmana, bunlardan çok hoşlandım diyeyim ben. Hani bilmiyorum, belki bu mu yoksa bunlardan başka mı bir şekilde mi? Ben şu anda bunlardan olduğunu düşünüyorum. Daha çok inkar etmelerinden hoşlanmış bence. Duymadım bile. Birincisi, takıntılı olan sensin, ben değilim. Ne yapıyorum, seni görmüyorum bile, yoksun. Bir konuşsun. İstediğiniz gibi aşkınızı yaşayın. Benim herhangi içimde herhangi bir his yok. Hani nispet yapar gibi işte eski... O yüzden eski... pasta fırlattın zaten şu mesajı. Müsaade eder misiniz? Tabii ki. İşte eskilerimle falan filan derken sen kimsin ki bunu söylüyorsun? Sen bu kimsin? Vasıfta mı bunu söylüyorsun? Sen kimsin? En son söyleyecek kişi sensin. Hı-hı. Takıntılı olduğumu da düşünmüyorum. Takıntılı olan da sensin. Neyine takıntılıyım? Ay 110 bölümdür koştum, koştum peşinden aldım attım işte. Ay ben kimin peşinden koştum? Ben burada hiçbir erkeğe gitmedim. Bunu çok ya, iyi biliyorsunuz. Evet. Hava almaya çıkarken bunu, flörtleşmeye yok, dışarı çıkanda ben kimseyle, hiç kimseyi görmüyorum bile ben canım. Ben sen değilim. Aynen, benim yanımdaki adam bölümlerden yaptığım belli. Herkes ay, anlamış. Sen sana ne yapıyorsun ya? Bile benleyken bakıyor musun? Neler yapıyorsun? O senin işin. Ben kalmak benim işin. Ben zaten kendimden bakıyorum. O senin işin. Ay sen kendine beni karıştırdın. Herkes aşkım herhalde. Sen ben olamazsın kadar ki. Evet sen ben sen olamam Allah. Evet çok o yüzden kıskançlık. Ben sen olmak istemem. Benim karakterim var. Ha, i̇şte evet, bir duruşum var. Sen gibi de değil yani. Ben duruşum biraz ezik gözük ama senin kadar ezik bir karakterim yok. Öyle senin nasıl bir rezil olduğunu anlatıyor gibi. Senin rezilliğini... Şey beklesene, biz zaten konuşuyoruz Rümeysa. Sen Rümeysa, ne karışıyorsun? Seninle muhatap olmak sen istemiyorum. Sen ne karışıyorsun? Zaten muhatap olmak istemiyorsun ama içeride ağzına gelen ağzına söylüyorsun. Bir böyle yaparsan muhatap olursun canım ben. Ben kanla mı bakıyorum? Bu yeni bir şey değil. Sen kendinle beni karıştırma. Ben zaten sen olmak istemem. Sen göremiyorsun. Allah sen olmayı benim başıma vermesin. Bilmiyorsun nasıl bir şey. Sen neyi göremiyorsun? Bir saniye. Sen göremiyorsun işte. Neyi görüyorsun? Sen neyi göremiyorsun? Sen göremiyorsun. Sen ne gördün ki? Ben çok şey gördüm. Ne gördün? Senin seviyeni de gördüm. Ne gördün? İlişkin bir şey yaşadığın bir kadına iftira atacak kadar karaktersiz bir insan olduğunu. Tamam yalan mı? Ha ortada işte. Kıza bir anıların bir şey yaşadığın bir kıza euro muhabbeti yaşayacak kadar karakterini biliyoruz. İlişki yaşayacaktınız. Sonuçta bunu euro muhabbetini neden açarsın bir erkek olarak? Bunu sen de görürsün mesela yakında. Bunu sen de görürsün yakında. Bunu tek ben görmedim. Hazar da vardı. Çocuk da dedi. Bu ben konuya girmiyorum. Ben bu konuyu açmıyorsun. Ben gördüğüm için bu kadar eminim tamam, zaten. Tamam sen gördün, hiçbir şey görmedin ki daha. Sen göreceksin daha. Seni gördük canım. Göreceğiz. Ağzımı açtırma benim. İstediğin kadar aç. Ağzını açmak Mesela, istersen bana açabilirsin ama kanı açmamalısın. Muhatap olma ya, muhatap olma. Tamam sen de benim muhatap erkek olma. Arkadaşımla muhatap olma. İstenmeyince, reddedilince böyle kim kurursun. Reddedilmiş, ben mi reddedildim? Sana söylemiyorum, her şeyi atlama tamam, ya. Bir tek sen yoksun burada. Tamam, kanı atmanı istemiyorum. Eğer o benim adımı anıyorsa ben de atıyorum.
Tamam, benim erkek arkadaşım ya. Ben erkek arkadaşımı senin gibi bir kadınla muhatap olmasını istemiyorum. Tamam, ben de onun muhatap olmam. Sen de bundan sonra atma o zaman. Tamam, ben o sonra da muhatap olmam. Sakan'la muhatap olmasın. Muhatap olmak istiyorsan gir. Aynen, sen de muhatap olmak istiyorsun. Yok, ben seninle muhatap olmak istiyorum ama. Ben seninle çok muhatap olmak istiyorum. Beyza, niye o zaman bana laf atıyorsun? Tamam, ben sana laf atmam bundan sonra. Atıyorsun, kalkmıyor bana laf atıyorsun. Ben gitsin, istediği gibi konuş. Hani savunduğun şeyin aksine hareketler yapma o zaman. Üstüne de vur. Efendim Buse. Yani Öykü Hanım, ben şu tarafından yorum yapacağım sadece. Rümeysa'nın da zamanında susup bastırdığı şeyleri şimdi böyle ara bozulunca ortaya çıkarması, Kaan'ın da aynı şekilde zamanında susup şikayetçi olmadığı şeyleri, işte Euro muhabbeti mesela, ortaya bu şekilde dökmeleri çok anlamsız. Sonra olaylar böyle eskiye dönük tekrardan saçma sapan yeni bir tartışmaya dönüyor. O zaman arkadaşlar, şikayetçiyiz değilseniz, o zaman söyleyecektiniz. Rümeysa, ben senden soğudum çünkü sen böyle bir karaktersin. Atıyorum Rümeysa da sen bana böyle bir şey yapmıştın. Ben de bu, ki bunu zaten bu daha büyük bir boyut yani. O yapıma kadar gidecek bir konuydu. O zaman söyleyecektiniz. Böyle söyleyince bu karalamaktan başka bizim gözümüzde bir anlama çıkmıyor maalesef. Yani gerçekliği de olmuyor. Ya hem karalamak hem yaralamak adına böyle çirkinleşmeye gidiyor olay. Evet, bel altı yapılan bir muhabbet oluyor çünkü. Ondan bence bu konuyu iki taraf içinde söylüyorum. Bu konulara en azından dahil etmeden yorum yapacaksınız. Öykü Hanım, ben bu zamana kadar bu evde hem kadın hem erkekler evinde kimseye karşı onun yapmadığı veya yaptıysa da kötü bir şeyse o, kimsenin hakkında bu konuyu açmadım, açmam da. Ama benim hakkımda ve şu anki ilişki yaşayacağım kadınla alakalı olmayan şeylerle alakalı iftira atılıyor ve karalama sürekli yapılıyor. Benim şikayetim tamamen bundan. Tamam, ama şu anda bu konu konuşulmadı Oğuzhan. Hani siz o zaman beraber değildiniz yani konuşulurken. Konu konuyu açtı yani. Kendisi Kaan bir şey söylediği için ben onun üstünü konuyu açtı. O zaman zaten savunamamıştın. Şu anda da bu konular artık geçmiyor. Yani bu açıp açıp sürekli sen benim nasıl böyle böyle dersin diye bunu açman çok gereksiz Kaan bir konu yani. Kaan burada işte seviye muhabbetini yaptığı için ben de seviye, madem sen bu kadar seviyelisin. Madem bu kadar hani kendini seviyeli yürüyorsun, böyle muhabbet neden yaptın diye bir söylemde bulunmuyor. Yoksa durup dururken yani aşkın gibi bir şey yapmaz. Madem senin için karakter de bu kadar önemli ya. Sen de az önce Kaan'a karşı karaktersin. Biz orada bir ilişkide bu konunun açılma sebebi neydi? Bana söyleniyor sürekli zaten. Seviye muhabbeti yapılıyor. Ben bunu söyleyince bu konuların açılma sebebi neydi? Efendim Öykü Hanım? Bu konuların açılma sebebi neydi? Onların ilişkisi neden bittiği konuşuluyordu. Kaan kendisini açıkladı. Bunları söyledi vesaire vesaire. Şimdi sen herkesin konuştuğu bir konuyu alıp da sanki seninle beraberken bunlar olmuş gibi bunları savunmaya geçersen bir tuhaf bir durum oluyor. Öykü Hanım, zaten öyle bir derdim yok. Beyza oradan bana bir laf attı. Ben de Beyza'ya bir şey söyledim. Sonra Kaan araya girdi. O da erkek arkadaşı diye seviye muhabbeti yaptı. Senden daha çok ben haklı de Kaan'a dedim ki konuşmaya. Madem seviye muhabbeti böyle. Yani konu sürekli hani sirkülasyon halinde ilerledi. İşte, durup dururken açtığım bir şey değildi zaten. Yaralara dokunmayın yani. Çünkü ya beraber olduktan sonraki meselelerinize tamam. Ama o onların ilişkisi. Bu sefer sen de bir ilişki, bitmiş bir ilişkiye sen de seyirci kalmak zorunda yok, kalacaksın. Yok, asla öyle bir şey. Konuyu açtığı için anladın, söyledim. Anladın, ikisinin yani. Arasında bir şey. Onlar tartışırken, Kaan'la bir mesela tartışırken sen de böyle bakmak zorunda kalacaksın. Konuyu açan sensin ama yani. Sadece kendinin ilişki değil, bir arkadaşım da olsa madem sen bunu yapıyordun, daha önceki ilişki yaptığında yap, işte, şunu şunu yapmıştın diyebilirim. Çünkü o bana bir şey söylerse tamam, konuyla alakalı. Bunlara da sebebiyet veriyor. O zaman geçer, şimdi kız arkadaşına, eski erkek arkadaşına tartışırken izlersin. Açarsan konuyu. Peki,